Sevgili genç kardeşlerim, nasıl bir eğitim aldığının farkındalar. Hem Beypazarı'ndaki, hem Ayaş'taki, hem Nalıdağ'ındaki kardeşlerimiz nasıl bir eğitim aldıklarının farkındalar ve nasıl bir misyon üstlendiklerinin de farkındalar. Onlar hangi pozisyonda, hangi ilçede, hangi ilde, hangi şehirde olursa olsun burada aldıkları hem teknik hem milli değerlerimiz doğrultusunda aldıkları eğitimin hakkını en güzel şekilde verecekler. İşletçiler hakikati arayan insanlardır ve kurumların gelişmesi, kalkınması için çalışan arkadaşlardır. Geçmişte biriken bilgi birikiminden insanlar o algoritmadan istifade ederek daha doğru karar vermeyi de arzu ediyorlar. Ve daha doğru karar verdiği zaman da daha iyi netice alabileceklerini biliyorlar. Dolayısıyla iç denetimle yapay zeka arasındaki ilişkinin yakınlaşmış olması tesadüfi bir yakınlaşma değil. Genç kardeşlerim bu başarı hikayesinin önemli aktörleriydi. Bizler onların eğitim hayatı boyunca onların en güzel eğitimi almayı ve en güçlü diplomayı kazanmaları için çok çalıştık, gayret ettik ve hamdolsun bugüne eriştik. Bugün Elmadağ'dan 200, Kalecik ve Haymana'dan 60'ar tane genç kardeşimizi inşallah mezun ediyoruz. Diplomalarını alacaklar. Aldıkları diploma Türkiye'nin en güçlü üniversitesinin diploması olacak ve en donanımlı bireyler olarak da mezun olacaklar. Ama onlar sevgili kardeşlerim sadece güçlü bir diploma sahibi değil, aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nin eğiticilerinin milli değerlerimiz doğrultusunda devletimiz ve milletimiz için en yararlı bilgilerle mücehhez bir şekilde mezun oluyorlar. Göz bebeğimiz Ankara Üniversitesi bizi hiç şaşırtmadı, hiç mahcup etmedi. Hep başarılar artarak devam etti. Ve bugün 9'u Devlet Üniversitesi, 13'ü de Vakıf Üniversitesi olmak üzere 22 üniversitemiz var. Ve bunların her birinin yetiştiği, filizlendiği mümbit alan Ankara Üniversitesi. Dolayısıyla Ankara'da Ankara Üniversitesi'ne üniversitelerin anası diyebiliriz. Bugün hakikaten birbirinden güzide fakültelerimizden, yüksek okullarımızdan çocuklarımızı mezun etmenin gururu ve onurunu yaşıyoruz. Ve bu mezunlarımız Ankara Üniversitesi'nin birer mensubu olarak ama Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bir temsilcisi olarak inşallah çok büyük başarılara imza atacaklar. Afet İnan, Halil İnalcık, Sedat Reis Örnek gibi pek çok değerli bilim insanının yetiştiği çok güzide bir okul, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi temeli son derece sağlam ve geleceğe de sağlam bir bakışı olan bir fakülte. Bugün de yakın gelecekte her birisi kendi alanında öncü olacak çok kıymetli isimleri mezun ediyoruz. Ankara Üniversitesi Fen Fakültemiz, haza fakülte diyeceğimiz hem bina yapısı, hem içindeki laboratuvarları, hem de nitelikli akademisyenleriyle gerçekten dört dörtlük bir fakültedir. Çocuklarınız tam da böyle bir fakülteden mezun oluyor. Hayat nasıl daha çetrefilli,
daha karmaşık hale geliyorsa ona uygun bilim dalları da gelişiyor. İşte uygulamalı bilimler de tam da o çetrefilli, karmaşık konularda yorum yapan, bilgi üreten ve icraya destek olan insanları yetiştiriyor.